Tadım Tuzum kanalı ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek lokmalı irmik tatlısı yapacağım. Hemen şerbet ile yapımımıza başlıyoruz. 3 su bardağı suyu tencereme aldım. Yine aynı bardakla ölçtüğüm 3 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Şöyle 3-4 damla da limon sıktıktan sonra şerbetimi kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika kadar daha kaynamasına müsaade edeceğiz. Sonrasında söndürüp dışarıda soğutabilirsiniz. Şerbetimizi soğutarak kullanacağız. Onun için söndürdükten sonra soğuk bir alana alırsanız tatlımız pişene kadar soğuyacaktır. Şerbetim kaynarken ben hamurumu hazırlıyorum. Hamurum için gerekli malzemeleri hem sayarak hem de ekleyerek başlayalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, bir adet yumurta. Öncelikle sıvı malzemelerimizi ekledim ve karıştıracağım. Tatlımızın hamurunda şeker yok. Zaten şerbetli bir tatlı. O yüzden çok hafif olacak. Şimdi ben bu aşamada şeker kullanmadığımız için şöyle aromalı bir vanilyam var. Siz bunun yerine limonun kabuğunu da rendeleyebilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz. Sadece vanilya da koyabilirsiniz. Yarım su bardağı irmik. Artık elimle yoğuracağım. Yine aynı bardakla 200 ml'lik bardakla ölçtüğüm 2 su bardağı unum var yanımda. Unumu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Tabii ki iyi karışması için yarım paketten biraz fazla kabartma tozum var. İster yarım ister bir paket bile kullanabilirsiniz. Karıştırmaya bir başlayayım şöyle. Hamurumuz son derece yumuşak bir hamur olacak. Hamurum katılaşmaya başladı. Kalan kısmını da elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unumun tamamını ilave ettim. Ve hamurumun kıvamını size göstereceğim birazdan. Bu son zamanlarda çok yapılan hira tatlısına çok benziyor. Hamurumu yoğurdum. Bakın kıvam böyle yumuşacık bir hamur. Şimdi şekillendirmeye geçelim. Şimdi tezgahımı biraz irmik kullanacağız. Dışının bolca irmikle olması lazım. Şimdi isterseniz elinizle yuvarlayabilirsiniz top top. İsterseniz böyle bir kaşıktan yardım alabilirsiniz. Şeklini tamamen size bırakıyorum. Ama tek lokmalık olduğunu unutmayın. Bakın böyle minik minik toplar yapıyoruz. Hiçbir şekilde yumurtaya falan bulamak yok. Sadece dışını irmiği buluyoruz. Ve artık tepsime dizmeye başlıyorum. Bu şekilde hepsini yapıp bitireceğim. Siz isterseniz sadece şöyle yuvarlayarak da yapıp yine dışını şöyle bularsınız. Çok büyük yapmayın. Şerbeti çekince de kabaracak. Hepsini bitirdim. Toplamda şöyle bir büyük bir de küçük tepsi çıktı. Şimdi bunları 180 derece fırınıma atıyorum. Evet, tepsilerimi fırından çıkarttım. Ve şimdi soğuk şerbetimi fırından çıkarttıktan sonra 5 dakika beklediğim tatlarımı üzerine gezdiriyorum. Tatlılarımızı pişirdiğinizdeki renk bu olacak. Üzeri bol irmikli.
Biraz aralık bıraktım ki tatlılarımız birbirine yapışmasın diye. Hepsinin üzerine gelmesine dikkat edelim lütfen. Bu tatlıları bugün oğlumun okulunda bir Türkçe sokağı oluşturulmuş. O etkinlik için ufak bir kermes düzenleniyor. Oraya götüreceğim. Bunlar da yardım amaçlı oraya gidecek. Hatta izin verirlerse Türkçe sokağında size göstermek isterim. Öğretmenimizin burada çok emeği geçti. Hazırlamış olduğu güzelliği size göstermek isterim. Diğer tatlımıza da dökelim. Şimdi 3-4 saat kadar şerbetini çeksin, görüşmek üzere. Merhaba. Tatlımı aldım, okula geldim. Bakın bu hazırlıklar Türkçe sokağı için. Burası Eryaman'da Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu'nun öğretmenlerinin düzenlediği Türkçe Sokağı ismini verdikleri kısım. Böyle güzel emek etmişler. Hala yapım aşamasındaymış. Sanırım buraların içini dolduracaklar. Henüz bitmemiş. Saat sanırım yapmışlar. Arkadaşınla Türkçe konuş diye bir yazı asmışlar. Burada da böyle sanırım burası da İngilizce sokağı. Bana yüzden sen söyleyebilirsin.